Bir yanı aşk, bir yanı intikam. Hercai oyuncuları kimdir? Hercai dizisinin konusu nedir? Peki hercai nedir? Ne demektir? İşte hercai kelimesinin hikayesi. ATV'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Hercai, televizyon izleyicisinden tam not almayı başardı. Oyuncuları, konusu ve çekim yerleri ile beğeni kazanan dizinin ismi de oldukça ilgi çekti. İzleyiciler hercai nedir sorusunu yoğun bir şekilde araştırdılar. Miran ve Reyyan'ın uyumunun beğenildiği dizide nelerin olacağı merak konusu haline geldi. İşte hercai kelimesinin hikayesiyle ilgili merak edilenler. Hercai oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Hercai dizisi oyuncuları kimdir? Yayın hayatına 15 Mart itibariyle başlayan yeni dizi Hercai, izleyici karşısına her hafta cuma akşamları çıkıyor. Ratinglerde başarılı sonuçlar yakalamayı başaran dizide heyecan giderek artıyor. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Dizide Akın Akınözü Miran karakterine, Ebru Şahin Reyyan karakterine hayat veriyor. Yapımcılığını MİA Yapım Banu Akdeniz'in üstlendiği İntikamdan Doğan İmkansız Bir Aşkın Hikayesi mottosuyla yola çıkıyor. Hercai oyuncu kadrosunda kimler var? ATV'de yayın hayatına başlayan dizide Miran Aslan Bey soyunu devam ettirecek tek kişidir. Mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır. Reyyan, Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır. Masum, saf ve genç bir kızdır. Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Un Ustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor. Akın Akınözü, Miran Aslan Bey, 1 Ocak 1990 doğumlu oyuncu, an itibariyle 29 yaşındadır. Başarılı okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında pek çok eğitim almıştır. Azrail isimli kısa filmde rol alan oyuncu, Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamit ve Aslan Ailem dizileriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Ebru Şahin, Reyyan Şadoğlu. Hayal kurmakta yasak, hür olmakta. Ebru Şahin 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmiyle yaşadı. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Ebru Şahin şu sıralar Star TV'de yayınlanan başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbul'u Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmıştır. Oya Un Ustası, Gönül Aslan Bey. Masal gibi bir aşk ister bazen insan ama hayalini kurduğu o masal başkasının masalıdır aslında. Oya Un Ustası 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir Bucalı'dır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı flüt bölümünden mezun oldu. Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. 1.73 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Un Ustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım'ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz'ün birinci olduğu Miss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20'ye giren finalistlerden olmuştur. Oya Un Ustası, Nergis rolünü canlandırdığı Beyaz Karanfil adlı dizide rol almıştır. Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana gelmiştir. Peki hercai kelimesinin anlamı nedir? Hercai nedir? Ne demektir? Soruları izleyiciler tarafından da araştırılıyor. 15 Mart'ta ilk bölümüyle ekrana gelen Hercai dizisi, İstanbul'u Gelin, Arka Sokaklar gibi uzun soluklu dizileriyle aynı gün ekrana geldi ve izleyiciden tam not almayı başardı. Hercai kelimesi hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denilmektedir. Peki hercai kelimesinin hikayesi nedir? Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlar da açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine "Biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım. Kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.
Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken diğeri o yaz açar. O gün bugündür karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe kardelen, sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de hercai denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye hercai diye hitap edilir. İşte Hercai dizisinin konusu. Midyat'a İstanbul'u bir iş adamı olarak gelen Miran Aslan Bey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder. Torunu Reyhan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil. Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken Miran'ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken gelecek haber iki genç kızın Reyhan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi. İki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu, yakışıklı iş adamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyhan'ı kavuşabilecek mi? Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.